Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. As-salatu wassalamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerdeki yeni dersini başlayınız. Ötken dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşunu bilen Hayber'e çıkkanlığı hem de Gatafan 4000 kişi bilen ortadan erçip orkadan bir tek kişinin çakırığı sebebi katip etkenliği inerken bu olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e keti borarkenler sahabalarına karab durup men yehdu lana dedi. Yani kim bilgen neşit edilirdi. Peygamberimiz neşit etken de yaş görerdi. Sahabalar hem bundan kuvanışardı. Bana Kuba mescidinin kuruluşu da, Mescid-i Nebevi'nin kuruluşu da sahabalar neşit etken. Amir ibn-i Akva raziyallahu anhu, bu Selamet ibn-i Akva'nın yenisi, mi aytaman ya Resulallah. Amir ibn-i Akva raziyallahu anhu'nun avazı için de bir yakımlı, şirin, mayin idi ki, o kişi neşit etkisi başlayan da, o kişinin şimdi bir mayin avazıya mesk olup, hatta tüyeler iki tamanca taşar, iki tamanca mail olup yürüyüştü başlaştı, tebiren. Bu tüyeler üstü oturgen ayarlar, havdacılar oturgen ayarlar, ya Resulullah, sekir ağaçsın, biz yıkılıp şu evi yaptık da şikayet kılıçtı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rifkan bil kavariyir, dedi de, o kişinin bunu bir çırali avazıya Peygamberimiz bir razı olup, rahimeke Allah dedi. Yani Allah size rahmet etsin. Ömer ibn Hattab bu sözünü eşkenlerden ki ya Resulullah vacib oldu dedi. Az yine koyup dursayız biz faydalanıp dururduk namazıdan dedi. Çünkü Peygamberimiz kim diye rahimeke Allah dedi koyan olsa elbette o kişi vefat yapardı. Hakikaten o kişi bana şu gazatta vefat yaptı Allah da Allah'ın takdiri. Koşun Hayber'e yakınlaşkeni de Yahudilerin ekinzonlara köründü. Sahabalar kursan bogenlerden şecaatlarını kattalı giden, takibir, tahlil, tasbih bulan avazlarını götürüp etrafında şalkun soran götürülmüştü. Şalkun soran götürülmüştü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e erbi'u, erbi'u fe innekum la tedu'une asamman. Tekirah, tekirah. Çünkü sizler eşmiydiyen zatka dua kımayarsınlar. Hayber'e yakın kegen payetleri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalar dua kılıçtı. Yahudiler bana Abdullah ibn Ubay ibn Salul cönetken kişi Hayber'e haber dağıp gelenden ki Müslümanlar çıkıp gelirken giden Yahudiler haber dağırdı. Tayyar geldik görüp duruşken idi. Avval giderse de ettik. Şunun için irteler, dehkanlar kalalardan, ekinzarge çıkışlıktan aldın. Hala ton atmasından avval otlu kişiler çıkardı, atı bir kadar küzetip gelirdi. Bir Muhammed koşuna geldi mi kemedi mi? Bu otlıklar etrafını hatırcanlığını bilip gelirden keyin deyip onlar ikinci olarak çıkardı. Hayber bir neçe kalalardan ibaret bir coydu. Yahudlar kalalarda yaşaydı, lakin ekin fikirleri kalalarının taşkarısıydı. Müslümanlar Hayber'e gelirken tümde Allah da Allah kattık uykunu yubardı Yahudlar'da. Hemen kulak kalmıştı. Hatta sahçılar yan kulak var. Böyle çıkarırken atlılar yan kulak kalıştı. Şimdi tam atkende yuvanı geldi, uyganıştı. Dehkanlar vakti bol bergenliğini görüştü de atlılar da kütmezden eşiklerini açıp ekinzarlığa kadar şaşıp çıkıp geçişti. Ular ekinzarlılar gekegen payette Müslümanlarını körüp, koşunu bulan kegenini körüp Muhammedin vel hamiz, Muhammedin vel hamiz de katip geçişti. Yani Muhammed koşunu bulan kepti de kaçıştı. Peygamberimiz onların koşkenini görüp Haribat Hayber, Haribat Hayber inna izâ nezelne fî sâhatihim fesâ'a sabâhul munzarîn. Yani Hayber koştu, Hayber koştu dedi. Bu Hayber'in fethi buluştuğuyla birinci alamadı. Onların koşkenini görüp ayrım sahabalarını şicatı bozup hücumge taşlanamızda şaşılıp yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. La tetemennev liqa'al adû فَإِذَا لَقِيْتُمُوْكُمْ فَصْبُتُوْ يَكِ فَصْبِرُوْ Şaşınmaylardı. Düşmenge robora buluştuydu azlık meyler. Şimdi eğer robora kekasaylar, sabit duruyorlar, sabır kılıyorlardı. Müslüman koşunu Hayber'e gelip yolaşırken
koşunlu sokçiliğini Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'a başladı, topşerdi. Ömer raziyallahu anh'a sokçilerinin boşluğu oldu. Şimdi koşunlu tertibi, suyu, avukatı, başka bir tertiplerine Osman raziyallahu anh'a boşluğunu tayinledi. Koşun cahalaşı bu geneden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerine adam yubarıp onlarını üçte nesege takilif kıldı. İslam getirişi takilif kıldı. İslam getirirse Müslümanlar bulan buladı. Müslümanlar da nime hakkı hukubası buladı ki şimdi buladı. Eğer onge konuşmazsa cizyet öleşerdi. Özlerin dini de kaladı, malları, canları özü de kaladı. Fakat Müslümanlar hükümde de buluşerdi, cizyet öleşerdi. Eğer bunu ham kabul kılışmasa, Müslümanlar bilen uğruşmuyor. Elçi varıp Yahudiler gibi bu talabını etkeni de, onlar açıştı, az geneden kendisileriyle bir haber kılandı. Peygamberimiz gibi haber geldi, az gene vakti ötüp, kala eşiğleri açıldı da, kütülmegenden Yahudiler hücumge taşlanmıştı. Bu onların cevabıydı. Yani işini avvaleden onlar, cenge, cenge, uğruşunu koklayanlığı, malum bu durardı. Müslümanlar tayyar turuşkanıdır. Bu hücumla kaytarıştı. Yahudiler kaytıp kalalar gekirip eşiklerini berkitişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Nazir Yahudları bilen cenk kılganı da hurma darahlarını keskeni büyürgeni dek Haybar hurmalarını ham kesişlikle büyürür. Bana ettik. Yahudlar kalan içi de lakin ekin tikinleri hurma zarları taşkarada. Tör yüzlü hurma kesildi. Yahudlar bunu görüp dahşetke düştü. Açtı ki, eğer biz yeğinsek hem, bizde hiç kandayın mal mülk hamiydi. Kendiler onlarla bir sulh kekilişeylik. Ya ki cizyet öyleylik. Değişkeni de Haybar'ın seyyidleri bunge razıb olmadı. Haybar taslim bu miydi işte. Bu olmasın tezra cahinde başlayalım yine. Hurmalarımız kesilip etmezsin. Taha eşiğini açtı. Yahudilerin pahlavanlarından bugün Marhab isimli kişi çıktı. Bu kal'a, birinci kal'a. Müslümanlar kamal kutluyken birinci kala, Naim kalasıydı. Onun seyyidi Haris'ıdır, Marhab'ın inesiydi. Bitti pahlavanını çıkanı körü Müslümanlar hazır mübarazı boladı da durgeni de, arkasından koşun çıktı da, yine hücumge taşlanmıştı. Kütülmeyen bu hücumdan Müslümanlar mağlup bulup arkaya çekilişken mecbur buluştu. Yahudlar hücum kılıp Peygamberimiz ağzı geçekilişti. Peygamberimiz özü katnaştı cenge, oğlanı kaytarıp halası yekizgizi varıştıkça imkan tapıştı. Katen hücum kılıçlıydı, Yahudiler özleri belirleşerdi. Hakla kendine çıkışarıdı, hakla kendine çıkışmazdı. Müslümanlar ise hücum kılıçlıydı imkan tapışmazdı. Çünkü kalaları nuhatlı mustahken kurulganıdı, hücum kılıçlı imkanatı bulmasın. Peygamberimiz bana şu bugün cengden ki sahabalarca damalilerde büyürüdü. Sahabalar damal işte. Mahmud ibn Maslama raziyallahu anhu bu Muhammed ibn Maslama'nın inisi adamlardan uzağa cadde bir tinç uğrak damalıya dedi de Müslümanlar muaskerden uzağa bir cadde taşlandı kalaya vardı. Şöyle yatı okulayım ben dedi. Yatı okuladı. Yahudiler özlerini kalaların üstten durup işte bir Müslümandı acilat çıkkanı gini görüp kim onu katıl kıkkeler? Marhab boyagi pahlavanı men dedi de Berkini borup durup, Mahmud ibn Maslama yotgan joyda üstüge çıkıp, koluda bir taş bulan başıge kattı vurdu. Ölmedi Mahmud ibn Maslama, lakin kattık cerahatlandı, başını, cildi, başını, terisi, yüzüge asılıp kaldı. Peygamberimiz aldı yekildi, Resulullah davalaşı yekildi, lakin şu cerahat tutuverirken o kişi vafattı. Müslümanlar damalı turganları da, Nitaq ve Şak kalalarından bu hazır ki birinci kaladan uzak kalar. Lekin nuhayette keman atıştık ki muahirede Yahudiler. Cüde bir uzak masafaya atışarı. Müslümanların muaskerdeki Nitaq ve Şak kalalarından Yahudiler kemandan ok atıştı başlar. Cüde uzak atışarı. Müslümanlar ki yeri teyaradır. Demalışıydı onun ki kün boyu Müslümanlar şu keman oklarından hıbayan şeyden ütküzüştü. Şimdi oklar yoğulup dururken de Habbab ibn Munzir raziyallahu anh'a geldi. Ya Resulullah bu cahide türsek bizi okutayı yaptı. Başkalarına ötü alaylıydı. Peygamberimiz ettiler. Yok. Eğer hazır cilsek bunlar korkup kaçıp gitti diye işe dedi. Keçkirgüçe keman atıştı. Müslümanlar keçkirgüçe hımayelenmişti. Keçkirgenden ki keman atıştı yok da geldi. Peygamberimiz başka cahide ötüşlükle büyürüldü. İkinci günü
İkinci günü Peygamberimiz dediler, hiç kim benim ruhsatımsız çıkmasın. Hiç kim hücumlu etmesin. Yani açık büyürüm. Yahudilerin kalaları açıldı. Otluk Yahudiler çıkıp gelişti. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e büyürüğü ki asili kılıp bana acca kabilesinden bugün bir kişi özünü körsatış için yekke özü var hücumge taşlandı. Bir özü. Peygamberimiz hiç kim çıkmasın benim büyürüğüm size. Şimdi onu marhat ruh burasıya çıktı da onu katılık koydu. Bana karayın. Kafirler bulan bugün cenge Peygamberimiz bulan çıktı ve kafirin kolu da vefat doldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. La tahilul cennetu lil asi. Cennet asiye halal bulmuydu. Demek o maksat köşeye çıkıp vefat kolu işleyemezken, maksat itaat eken, maksat Resulullah'ın hükmeden çıkması iken, cennet asiye halal bulmuydu. Birinci kala 15 gün fatih boğuldu. Ana şu fatih boğulunca kadar küllerde burada kala eşiği açıldı da koylarına haydar bir kara kul çıkıp geldi. Çopanadı, kuludu. Koylarda haydar bakıp bakıp götürüp Müslümanların maskeri yaşına gelip koşuluvaldı. Peygamberimiz gelip attı ki ya Resulullah men dedi Yahudilerin çopanına bu koylar menge amanet. Men sizi dininizge kirdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve anneke Resulullah. Ne makhleyim indi? Bu koylarda olasılar mı dedi? Peygamberimiz ayette, yok. Amanat olsa kaytarı biraz. Düşmanımız ki bu seyem amanat da koyuldu mu? Kaytarı biraz. Ya Resulullah, ben kaytıp abartsam, ular beni Müslümanı gibi bilirse, öldürüşü uğradı beni. Peygamberimiz ayettiler, ularını anaşılar tarafı yakarak, Yahudiler tarafı yakarak koyu yuvarıyım. Ya Resulullah zayıf olup getirdi dedi. Ular tarafı yakarak koyu varayım dedi. Hakikaten bu çoban koylarını kalat olmayı yakarak durup hayda var. Bu halatı görüp durgen sahabalardan bir ayet edi. Koylar kuddu çoban haydap getiyatken de kalat tarafı ge özleri yürüp vardı. Kuddu bura hayda gendik kaytıp vardı. Amanatı dedi bu. Kalanın eşiğini açtı koylar kilip getirdi dedi. Sonra hücum başlandı. Bu karakul Bamdat namazından keyin iman keltirdi. Cenge katmıştı. Peşin bulmaktan vefat topladı. Ana buradalar. Sizlerden bir kişi bir ömür cehennem amalına kılıp yürüyordu. Lekin kitabı ozup götürüp ömrünün ahırında bir de savab işti kıladı. Şu savab işti üstü canı Allah Allah da Allah. Ve cennet keketerdi. Yani bir kişi bir ömür cenneti amalada kılıp yürüyordu. Lekin ömrünün ahırında kitabı ozup götürüp bir de günah kıladı. Cehennemde bağlı genişti kıladı. Cehennemde keketerdi. Demek biz hiç kaysımız özümüzü halimizden, akıbatımızdan hatırlayacağım tırnaklığımız gerek. Bu fitne bu. Ana böyle bir Müslüman bugün adam. Müslüman bugün adam. Bu kişi Peygamberimizin asili kıtırıp, Peygamberimiz cennetin bir halal bu mu iddia tutturuptu? İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Allah'a bir rekat hem namaz okumasından, cennet ahlından bulgen kişinin görüşünü kim haklasa, bana bu işi yakarasın dedi. Hazır onu aldı da iki de huru ayın türüptü dedi. Allah da Allah braderler asan kısa bu bandası için asan buladı. Ve innel cennete le akrabu ila ahadikum min şirakin alihi. Elbette cennet sizlerden birilerge onu ayak kimiden görün ki akrabu buladı. Cehennem lan şuna kal. Bir lahza buluşu mümkün. Bir kadem buluşu mümkün. Bu kişi ertelep kafırdı. Tan yatken de Müslüman oldu. Kün tikkiye geçe cennet geçirdi buralı. Naim kalası kamal kılındı. Kamal küçüğüydü Müslümanlar, Yahudiler. Yahudiler Müslümanla geçip tınımsız hücumlar tutturuştu. Bir hafta öttü. Netice bulmadı. 10 gün öttü. Netice bulmadı. 14 gün öttü. Netice bulmadı. Kala müstahkemladı. Müslümanlar bura iş kılışı ki imkan topladı. Ana şu kamal kılıp dururken küllerini biri de marhab taşkarıya çıktı. Yahudilerin pahlavanı marhab taşkarıya çıktı da mübareze talep kıldı. Onunla karşı Ali radıyallahu anh'ı çıkmak için o yanı da Muhammed ibn-i Meslem'e çıktı. Mene öç alış hakkım vardı. Men çıkamandı. Çünkü marhab onun inisi Mahmud ibn-i Meslem'e katıldı yanı.
Unga qarshi Muhammad ibn Maslama chiqdi, qattiq jang bo'ldi. 1 soat yaqin jang qilishdi. Ikkalasi ham mohir jangchi edi. Ular jang qilishar ekan yurib-yurib daraxtlarga borib qolishdi. Jang avjiga chiqqanda bir daraxt ikkalasining o'rtasiga turib qoldi. Bir-biriga zarba berayotganda qilich daraxtning shoxlarini kesib, yerga tinimsiz nodalar tushib turdi. Ko'p jang bo'lganligidan, zarba ko'p bo'lganligidan daraxtning hamma shoxlari qirqilib, faqat tanasi qoldi. Og'ir jang bo'ldi. Va Muhammad ibn Maslama oxiri marhatni oyog'iga qilich bilan zarba berish imkon topdi. Qilich bilan urdi, yiqildi qonoqiya. Endi o'lishligi aniq. Marhat o'qtunni meni qatl qildi. Muhammad ibn Maslama zuqil maut o'limni top dedi. Keldi de ikkinchi yog'ini ham choqtashadi. Marhat meni qatl qildi. Muhammad ibn Maslama zuqil maut dedi. O'limni top dedi, tashab ketdi. Muhammad ibn Maslama ketgandan keyin yarador bo'lib chalojon bo'lib yotgan Marhat ustiga Ali roziyallohu anhu keldi-da bir zarba bilan qatl qildi-da qilichlarini boshqa narsalarni o'lja qilib olib bordi-da yo Rasululloh uni men qatl qildim dedi. Ya'ni yahudlarni eng birinchi pahlavoni bo'lgan Marhatni qatl qilishlik sharafi Ali roziyallohu anhu men qatl qildim deb turibdi. Buni eshitib Muhammad ibn Maslama yo Rasululloh u o'limni topsin deb tashab keluvdim. Men jang qildimmi bir soatdan ortiq dedi payg'ambarimiz so'radi dedi. Uni siz qatl qildingiz. Ali uni narsalarni bering dedi. Ali roziyallohu anhu keyin Muhammad ibn Maslamaga uni narsalarni berdi. Keyin Marhatni qatl qilinganidan keyin Marhatning ukasi Xoris chiqdi. Marhatning oilasidagi odamlar hammasi pahlavon bahodirlardan edi. Pahlavon edi hammaki ukalar. Marhatning ukasi Xoris chiqdi. U ham muboraza talab qildi. Unga qarshi Abu Dujona radhiyallohu anhu chiqdi. Sammo kimni qarasha. Abu Dujona uni qatl qildi. So'ngra ularning 3-uchinchi ukasi Yosir chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ko'rib turib, "Ma atvala" dedi. Nihoyatda bo'yi uzun edi. 5 ziro bormi deganda payg'ambarimiz sahobalar yo Rasululloh undan ham balandroq 2.5 metrga yaqin edi bo'yi. Kim chiqadi muborazaga dedi. 2.5 metr o'ylab ko'ring. Zubayr ibn Avvam chiqmoqchi bo'ldi. Buni eshitib onasi Sofiya roziyallohu anha payg'ambarimiz ammasi payg'ambarimiz oldiga keldida xavotir olib, ya'ni Sofiya nohatib yuragi ayol bo'lgan. Zubayrni shunday qilib tarbiyalagan onasi edi. Ya Rasululloh dedi. Meni o'limi qatl qilib qo'yamikin dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, inshaalloh sizni o'rizini qatl qiladi. Va Zubayr bilan Yosir o'rtasida jang boshlandi. Bir soat davom etgan jangda Zubayr Yosirni qatl qildi. Payg'ambarimiz buni ko'rib turib, Allohu akbar dedilar. Hamda mana shu kuni, mana shu holatda aytdilar, likulli nabiyyin havori va havori Zubayr. Har birta payg'ambarning havorisi bo'ladi. Eng ishongan, suyangan odami. Mening havoriyim Zubayr dedi. Mana shunday bir Rasulullohning havorisi degan sharaf Haybar kuni Zubayr ibn Avvamga berildi. Marhatning 4-uchinchi ukasi chiqdi, Omir. Uni Ali roziyallohu anhu chiqib qatl qildi. So'ngra 5-inchi bo'lib Yahudlarning sayyidlaridan Usayd chiqdi. Unga qarshi Muhammad ibn Maslama chiqdi, uni ham qatl qildi. Yahudlar qarasa, pahlavonlari hammasi qatl bo'lyapti. Muborazani to'xtatib qo'yishdi. Birortasi yengani yo'q. Jang 2 hafta davom etdi. Qal'a fath. Bu birinchi qalani oldik hafta turishdi. Birinchi qal'a 2 hafta turibdi. Qarang. Alloh taolo fath qilib beradi deb aniq va'da berildi. Sahobalar kelib 14 kun turib jang qilishyapti. Aytishmayaptiki, ya Rasululloh, bu qana bo'ldi bu? Hamo fath bo'ladi deydingiz, bo'lmayapti-yu. Qachongacha turamiz deyishmadi. Endi Banu Isroilni eslanglar, qissasini. Musa alayhisalom bizga mana shu Iliyo shahrini Alloh yozib qo'ygan. Bitta eshikni ochsanglar sizlarga bo'ladi desa, ular aytishki, "Izhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qoidun." Ey Musa, o'sha shaharni Alloh bizga yozdimi? Modomiki bizga yozgan bo'lsa, ichidagilar chiqib ketsin, keyin kiramiz. Sen Robbing ikkalaringlar borib urushaveringlar, biz bunda turib turamiz degan. Qarang. U yahudlarni Musa alayhisalomga qilgan muomalasi, sahobalarni Allohdan va'da olishiga qaramasdan
qilayotgan sabablarni ko'ring. Va'da aniq. Lekin musulmonlar ana shu va'daga yetishlik uchun bir mehnat qilishligi kerak. Qal'a fath bo'lishidan avval bir yahudiy chiqib keldi-da tunda. Musulmonlar uni tutib olishdi, qora soqchilar. Soqchilar tutib olishdi. Umar ibn Xattob soqchilarni boshladi, uni qatl qilaman deganida shoshilmay tur dedi. Shoshilmay tur, meni payg'ambaringizlar oldiga olib bordi. Payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ortingda nima bor dedi, ya'ni nima xabar bilan keldi? Yahudlarning holi qanday? Ortimda dedi, kishilar, qurollar, tayyorgarliklar, suv, ozuqalar, bir yil yetadigan tayyorgarligi bor. Qalani fath qila olmaysizlar sizlar. Payg'ambarimiz, sen meni qo'rqitgani keldingmi? U aytdi, yo'q. Men o'zimga omonlik so'rab keldim dedi. Sizga dedi, Yahudi payg'ambarimizga. Haybatni fath qilishingizni men bilaman. Yahudiylar ham biladi. Bu narsalar Tavrotda, bu narsalar Tavrot yozib qo'yilgan. Men o'zimga, ayolimga va molimga omonlik so'ragani keldim. Sizlar bilan urushlikni xohlamayman. Payg'ambarimiz unga omonlik berdi. Modomiki musulmonlar bilan urush xohlamaydimi, unga omonlik beriladi. Yahudiyni bu so'zidan keyin payg'ambarimiz yahudlarning qalbida qanchalik qo'rquv borligini bildi va fath yaqin ekanligini sezdi. Bu o'tgan 14 kun ichida payg'ambarimiz bayroqni, qo'shin bayroqini turli kishilarga berar edi. U kishilar olib harakat qilar edi, qo'shinni boshqarib fath qilishniki, lekin hech kimni qo'lidan kelmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fath bo'lishdan avvalgi kechada sahobalarni jamladi. Aytdilarki, ertaga men bayroqni bir kishiga beraman. U kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radi. Sharaf qiling. Ertaga bayroqni bir kishiga beraman. U kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radi. Ya'ni shunday bir sharaf qo'yildi. Sahobalar kimga berar ekan? Kimga berar ekan? Kimni qo'lida fath bo'lar ekan bu qala? Kechasi bilan buni taqdir o'ylab chiqishdi. Hali vaqtidan ilgari hammasi turib, kimga berar ekan deb shuni bir bilgani tayyor turishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Men hech qachon amirlikni boshlaydi xolagan emasman. Lekin bu kecha amir bo'lishni orzu qildim." Chunki bu amiriga Alloh va Rasulining muhabbati bor ekanligi va'dasi berildi. Kimga berilsa, beni Alloh yaxshi ko'radi uni. Payg'ambar ham yaxshi ko'radi. Rasululloh va Allohning muhabbati uchun xohladim dedi. Payg'ambarimiz ertasi kuni chiqdilar, sahobalarni kuzatdi. Ali qayerda deb so'radi. Ali roziyallohu anhu olib kelishdi, u kishiga ko'ziga qum kirib, ko'zi hech narsani ko'rmay qolgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Aliga nima bo'ldi deganida, "Ya Rasululloh, La aro sahlan, wala vadiyan, wala jabalan." Hech narsani ko'rmayotganligini shikoyat qildi. Rasululloh muborak qo'llari bilan silab qo'ydi ikki ko'zini. Ko'zi og'rimaganday bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz bayroqni Aliga berdi, roziyallohu anhu. Shu bilan Alloh va Rasulining muhabbati u kishiga nah bo'ldi. Ali roziyallohu anhu bayroqni oldi, ertasi kuni bo'ladigan jang rejasini tuza boshladi. Tong yotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayroqni bergan Ali roziyallohu anhu qo'shin bilan hujum qildi. Yahudlar eshikni ochib chiqdi, ikki qo'shin o'rtasida jang boshlandi. Shu kungacha yahudiylar jang qilsa, qaladan chiqishar edi, musulmonlar bilan jang qilar edi. Ozgina mag'lub bo'layotganligini sezib qolsa, qaytib kirib ketib qalani yopishib olardi. Ali roziyallohu anhu jang boshlagan kunda ozgina jang bo'lgandan keyin orqaga chekinishni boshladi, qo'lida bayroq. Yahudiylar g'olib bo'layotganligini sezishdi, musulmonlarni ta'qib qilishni boshladi. Ali roziyallohu anhu chekinaverdi. Ular bostirib kelaverdi. Ali chekinaverdi, ular bostirib kelaverdi. Sahobalar tushunishmadi. Hujum qilishga imkoniyati bo'lib turib chekinyapti. Lekin bayroqqa itoat qilishlik kerak. Bayroq orqaga ketsa, ular ham orqaga qaytib ketish kerak. O'zlarining qal'alardan ancha masofaga uzoqlashgandan keyin to'satdan yahudiylar orqa tomonida Ali roziyallohu anhu qo'ygan pistirma o'ng va chap tomondan eshikka qarab hujum qilib qoldi. Ya'ni eshikni yopib qo'yish kerak. Yahudiylar orqadagi pistirmani ko'rishdi-da Ali roziyallohu anhu bilan sheriklarni tashlab orqaga qarab yugurishdi. Ya'ni tezroq eshikka borib kirib olishlik kerak. Endi ular ham yuguryapti eshikka,
Pistirmedeki 12 kişi, çöp zamandaki kişilerin sahabaları irçiyor, şaşırıyor. İki koşun ortasında müsabaka ediyor. Kim bilir ki itibarı? Yahudiler ham, Müslümanlar ham teng itibarıştı. Eşik altında cang buldu. Yahudiler eşiğini yapıp alıştıkça imkan topladı. Müslümanlar eşiğinden bastırıp girişti. Yahudiler devallardan aşıp hemen her tarafı Arafat çıkıp gitti. Bir orta asır düşmedi. Onlar ikinci kala, Sabunlu Muaz kalası gibi orup yaşanmıştı. Müslümanlar bu kalaya girişti. Bir de hemen asafa gelmedi. Kuralları, başka nesneler. Şunu yıkılıp Allah Ta'ala Ali raziyallahu anh'ın kolu bilen Haybar kalalarının birincisi Naim kalasını fatih kıldı. Şimdi ikinci kala Sa'd ibn-i Muaz kalası kamal kılındı. Bugün Peygamberimiz bayrağını Habbab ibn-i Munzir raziyallahu anh'a verdi. Müslümanlar razı buluşsun için Peygamberimiz bir gün bayrağı da bittesige, bir gün bitti kabile adamı gel, bir gün ikincisige verir. Ta ki hemen Müslümanlar bana şu işten razı olsun. Hemen teyin bir kanaatlansın. Müslümanlar da kolu götken Naim kalası da azuka köprü basıdır. Müslümanlar da 14 günde azukalara tükegen, şimdi Naim kalasına hiç kendi azuka düşmedi, ular aç kalıştı başlar. Naim kalası da Yahudiler, Sa'd ibn-i Muaz kalasına alıp gelişlerdi azukanı. Çünkü Sa'd kalası da muhayta köprüdü. Kelip Peygamberimiz ki, Hudeybiye'de Resulullah ile birlik etmişken, Bana Aslam kabilesinden adamlar gelip, Resulullah aç kaldıydı işte. Resulullah'ın kolu diyen azuka yokladı. Hayırlar, Ayşe anamız raziyallahu anh'a hakkendiler. Haybar fatih bölgücü karnımızdan götü uymayan. 6 yıl Medine'de Peygamberimiz tınımsız cengiceler haber yaptı. Karnı aç. O boymaz, kiyiniz olmaz, karnı aç. Demek bu boylik birinci oyunda mesela demek. Müslümanlar da imanı koludan keken hareketini kılışıyken. Netice Allah'dan eken. Resulullah da hem azıka yokladı. Resulullah dua kıldılar. Parvardigar, ularga, yani sahabalarga, taomi ko'p bo'lgan, ulkan bir qal'ani fath qilib bergan. Ertasi kuni Sa'd ibn Muaz qal'asidan bir yahudi chiqdi, muboraza talab qildi. Uni ismi Yusha edi. Uni Habbob ibn Muzir chiqib qatl qildi. Yana bir yahudi chiqdi, uni ansorlardan biri chiqib qatl qildi. Shunday qilib muborazalar davom etib turdi, lekin yahudiylar chiqib ochiq jangga kirishmadi. Müslümanlar bana şimdi bir aç halatta turgeni de Haybar kalalar tamamen eşeğiler görünüp kaldı. Hanaki üye eşeği. Bir top eşeğiler ki kalırdı. Sahabalar şimdi tutuştu da soyup göçlerini kazanca salıp pişirişti başlaştı. Adette Müslümanlar eşeği göçünü yiyecmezdi. Lekin açlıydan mecbur buluşken. Resulullah s.a.v. bundan bir haber. Kenara Peygamberimiz koşununu küzatıp çıkanları da Kazandaki göçlerde görüp, bu ne mi bu? Hayattan geldi. Resulullah bu eşek. Yani eşeğlerde tutup aldık. Eşeğlerde tutup aldık. Soğuk pişir yapmış işte. Bana şu anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar ki eşek göçlerini haram kıldı. Ve bana şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müt'a nikahını hem haram kıldı. Ve bana şu anda Yırtadigan, kişi ve tırnağı bugün yırtkış kuş ve hayvanlarını ham haram oldu. Yaradigan kazık şişi buladı yırtkış hayvanlarda ve yırtkış kuşların yırtadigan tırnağı ve tumşuğu buladı. Bana şunu diyor ki, yırtkış hayvan ve kuşlarını göçtü, haram kıldı. Üç elemezse Haybar'daki Sa'd ibn Muaz kalası fethılışlık esnası da haram kıldı. Yahudiler bana ettik, cüde uzakka keman atışı olardı. Şunun için Müslümanlarını muaskere kaladan cüde bir uzak masafada turuşluğu gerek. Çünkü keman teyip kalan. Kaladan Müslümanlarda asker ortasındaki masafı katta bulgenle göçün. Yahudilerini çobanları bir mağal eşiyle açıp çıkıp koylarını bakıp kaderap bir geçiyorlar. Müslümanlar içine takılamazsın. Çünkü keman bulan uruk bu işler. Müslümanlar bana şimdi aç turgen payıtta kala eşiği açıldı da bir top koylar çıkıp otlap kaldı. Sahabalar karab duruştu. Hiç nesi kılışamıyor. Şimdi Peygamberimiz ana o koylardan kim bizge opgelerdi? Sahabalardan bir miyap gelemiyor aslında. Turdu, yine açtı. Sekin Ömer'e bir kini yaşırını bordu da
yeterli derecede yakın ki yanında şart onundan durdu, iki de koydu şart üçler. Bir de on kolu da bir de koy, sap kolu da bir de koy, şuna kadar tez yürüp geldi dedi sahabalar. Kutlu kolu da şuna kadar yok dedi geldi. Hep geldi bana asla yenge. Yahudiler kemandan ok atışa zor bir erişti. Cüdü uzak masafa geçti. Müslümanlar kalkanlarından himayelenip duruşlukça mecbur buluştu. Ulamanın şimdi himayelenip dururken de tosattan eşiği de açtı da Yahudiler yana hücum götüştü. Bu kütülmegen, Müslümanlar harı tartık kekemegen de koşundu. Yahudiler kattık zor bir erişti hücumge, Müslümanlar arkaya çekilmişti, mağlup buluştu ve her zaman yakaçıp geçişti. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı geçip yetip gelişti. Şimdi peygamberimiz sabıttırdılar. Hem de ettiler ki, beni aldım gekeriler, kayaka kaçasılar dedi. Lakin hiç kim kulaklarına da kaçıp getirdi. Peygamberimiz şunda, ya ahli bayat-ı rizvan, ey bayat-ı rizvan ahli, ey darah egeleri dedi. Onlarına Hudaybiye'de vergen bayatlarını islattı. Yani cenk olsa kaçıp gitmeyemiz de vardı verişken de. Bana şu bayatı ispat yanından ki sahabalar hatip gelişti. Sahabalar gelip peygamberimizi himaye kılıştı. Şimdi kılıp Müslümanlar Yahudilerini ortaya kadar işlikçe imkan tapıştılar. Bu hücumda Müslümanlardan bari yok 3'te adam oldu. Çünkü Müslümanlar tezde hatip gelişti. Hal Müslümanlardaki maktala köpeğmezden durup onların kadar işe imkan tapıştılar. Müslümanlar karşı hücum götüştü. Yahudiler sarasını götüşüp aldı. Kala eşiler yıkarıp kaçıştı. Müslümanlardan bağırdı. Müslümanlarda karşı kıyan hücumu samarali oldu. Kanan içiye girişti, Yahudiler mağlup buluştu. Özleri başlayan hücumun nihayasında özleri mağlup buluştu. Ve onlardan ayrımları asıl düştü, ayrımları Zübeyir kalasaya kaçıp geçti. Ve bu kalada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkeni de yüzde köp azuka taam barıdı. Müslümanlarda özleri yetip ortadan kaldı. Hem de Muaz kalası da Peygamberimiz mancaniklerini taptı. Mancanik bu yokaçtan yasalgen katta bir ağır asbab, taş ya ki alavunu uzak masafaya atadigen bir ağır asbab idi. Peygamberimiz böyle ki amanlı istedigen Yahudi'den buna kimye karşılarlardı bunlar? Degeni de sizye karşıdı. Yahudiler Medine'ye hücum kılışı iricası varlığı maşından malum bular. Hem de kalada juda katta bir miqdorda aroq topildi. Katta-katta idishlarga aroqlar quyib qo'yilgan edi. Aroq bu paytgacha harom bo'lgan, Payg'ambarimiz aroqlarni to'kib tashlashdi buyurdi. Sahobalar idishlarni sindirib aroq oqizishdi. Sahobalardan biri aroqni rosa yaxshi ko'radigan bo'ladi, aroq harom bo'lguniga qadar. Endi aroq harom bo'ldi, aroq ichishdan to'xtagan, endi qarasa aroq oqib ketyapti. Sabr kılamadı da şeytan galip gelip palyaradan çıkıp koydu. Onu ab gelişti ya Resulullah, Abdullah yani Arak işe kayıttı dedi. Hala bu payette Arak'ın cezası, şu kırık darra oluştu, düşme gene de hala. İçip koydu Arak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünü ayak kıyımdan geçti de bu bulan bağırıp durup Abdullah'ını vurdu. Yani tazırını verdi. Neme geçersen? Ve sahabalar diyen hammalarını ayak kıyımdan geçti, uğruylar onu dedi. Ayak gibi geçirip hemme sahabalarını vuruştu. Şimdi Ömer ibn-i Hattab, la'neke Allah dedi. Allah seni la'netlesin. Peygamberimiz onu dedemeyin dedi. Çünkü bu Allah varasını yakışık görebilir dedi. Demek bu bitti günahı kıpıysa, nefsi yengilip, şeytan gibi mağlup olur. Bu adamı la'net kılıçtık, dürüst mesleği bana şundan mağlup olur. Akulu kavli hâda ve astagfirullah li ve lakum. Selamu aleyküm ve rahmetullah.